Evet. Merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bu videoda şunu çalışacağız. Hani konumuz clauses of purpose. Purpose amaç demek. Hani bir cümlede veya bir cümlenin devamında biz yaptığımız bir eylemin amacını söylüyoruz. Ve bunun için şu alttaki kelimeleri kullanıyoruz. Şöyle to olabilir. Bir fiilden önce kullanacağız. In order to veya so as to kullanacağız. Sonra da arkasından fiil getireceğiz. So that getireceğiz. So that'ten sonra neyi yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Hani bir şey yapıyorum, bunu yapabilmek için gibisinden. Örneklerde göreceksiniz. In case de hani şöyle söylüyoruz. Bir şey yapacağım, belki bir şey olur diye. For geliyor. For da burada için anlamı veriyor. Hani bunun için. To gibi. Bu şekilde kullanacağız ki for'dan sonra da isim gelir ve eğer fiil gelmesi gerekiyorsa ing şeklinde, yani fiilin isim halinde gelir. Örneklere gidelim. Bu daha çok örneklerle hani beyninizde yerleşir. Örneklere geçelim. To ile başlıyorum. I go shopping to buy some milk. Süt almak için alışverişe giderim. She goes to the gym to get fit. Formda durmak için ya da forma girmek için spor salonuna gidiyor. Yani burada to için anlamı verir. Yani öyle çevirebiliriz. I came here to talk to you. Seninle konuşmak için buraya geldim. He bought some sugar to make a cake. Biraz şeker aldı pasta yapmak için. They have come to show you something. Sana bir şey göstermek için onlar gelmişler. Şimdi diğer örneğimiz in order to ile olacak ve aynı şekilde de so as to kullanacağız. Daha resmi, böyle daha uzun cümleler için, daha böyle işte resmi kalıplar, hani günlük hayatta belki çok kullanılmayan bir kalıptır. O yüzden belki bugüne kadar hiç görmemişsinizdir. Metinlerde daha çok kullanılır. Ve yazacağınız makalelerde, işte writinglerde, sınavlarda kullanabilirsiniz. Çünkü 3 tane kelime sayılır kendisi. Şöyle. He has to pass the exam in order to go to university. Üniversiteye gitmek için sınavı kazanması lazım. They must buy tickets in order to enter the gallery. Sergiye girmek için bilet almaları gerekiyor. They had several meetings in order to plan for a company. The company olması lazım, neyse. Evet. Şirkete plan yapmak için defalarca toplantı yaptılar. We took a course in order to learn about business. Ticaret hakkında bir şeyler öğrenmek için kursa gittik. Aynı cümleleri so as to kalıbıyla kullanıyorum.
He has to pass the exam so as to go to university. They must buy tickets so as to enter the gallery. They had several meetings so as to plan for a company. We took a course so as to learn about business. Gelelim so that. Şimdi so that geldiğinde şöyle bir olay var. Bir şey yapıyorum, bir şeyi yapabilmek için. Yani burada can veya could geliyor genelde. Hani bir şeyi yapabilmek için bir sonuç bunu istiyoruz yani. Sonuç buna gitmesi, şu diğer cümleye gitmesini istediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. I'll take you shopping. Ben seni alışverişe götürürüm. So that you can buy some new clothes. Böylece sen de birkaç tane yeni kıyafet alırsın. I'll take a driving course so that I can drive my car. Ben bir direksiyon kursuna gideceğim. Böylece araba sürebilirim. They didn't go to the party so that their kids could study for the exam. Onlar partiye gitmediler. Böylece çocukları sınav için ders çalışabildi. İşte ya can geliyor, geçmiş zamansa da could kullanıyoruz. We stayed in an expensive hotel so that we could have a luxury holiday. Pahalı bir otelde kaldık. Böylece lüks bir tatil yaşadık. Tatilimiz olabildi. Hani could. He stopped smoking so that he could reduce the risk of cancer. Sigara içmeyi bıraktı. Böylece kanser riskini azaltabildi. Diğer örneğimize geçelim. Take your umbrella in case it rains. Şemsiyeni al, belki yağmur yağar. Hani belki anlamı, hani belki diyorum da, hani olur da yağmur yağar. O şekilde. Hani bunun için, bunu önleme, hani bunu karşılamak için. Artık nasıl anlatayım bilmiyorum. Take more money in case we go shopping. Biraz fazla para al. Belki alışverişe gideriz. İşte bir amacımız var burada. Yani bir amaca ulaşacağız. She took your umbrella in case it rained. O senin şemsiyeni aldı. Belki yağmur yağar diye. Evet. Dikkat ederseniz in case'ten sonra tam cümle kullandık. I prepared lots of food in case they stayed for dinner. Ben çok yemek hazırladım. Belki akşam yemeğine kalırlar diye. Evet. Diğer örneklerimize geçelim. For'la kullanacağız. For'dan sonra demişim eğer fiil gelirse ing ile gelir. Neden? Çünkü for'dan sonra isim gelmesi gerekiyor. He was arrested for stealing a car. Araba çaldığı için için neydi? Tutuklandı. This plate is for serving the main course. Bu tabak ana yemeği servis etmek için. We are waiting for lunch. Biz bekliyoruz öğlen yemeği için. We will stay here for the interview. Biz burada kalacağız. Mülakat için.
İşte artık interview, mülakat diyelim. Bu şekilde biz şu siyah rengiyle gösterdiğim kelimelerden sonra yaptığımız eylemin hangi amaçla olduğunu söylemiş olduk. Bu şekilde bu örneklerle umarım daha çok nasıl hani kendinizi ifade etmekte kolaylık yaşarsınız. Cümle kurun lütfen ve bu cümleleri bana atın, örnek atın, bana mesaj atabilirsiniz. Aşağıda yorum yazabilirsiniz. Hani bu cümle doğru mudur, yanlış mıdır, böyle kullanabilir miyim, kullanamam diye soru sorabilirsiniz. Ve evet, notlarınızı alın. Başarılar.